sıkıntı da herkes de var. Genelde iyiyim. Üniversiteden sonra yapacak hiçbir şey yok. Ne yapayım ben? Yaş almış 66. Daha bundan sonra ne yapayım ki ben? Güzel olması için. Hayat böyle eridi gitti. Her gün farklı konulara değinmeye devam ediyoruz. Yaptığımız sokak röportajında hayatınızdan memnun musunuz diye sorduk. Aldığımız cevaplar arasında hayat pahalılığı, ekonomik kriz, yaşanan deprem felaketinin ardından insanların psikolojik olarak etkilendiğini gördük. Pozitif olmayı isterim. İdare ederim. Böyle fazla beklentim falan yok. Değil, hiç bir mutluluk yok bizde. Mutlu olmak için... Vallahi daha hala öyle bir şansımız yok, mutlu olacak şansımız yok. Bir emekli olunca belki de mutlu oluruz belki. Mutlu bir insanım. Tabii son zamanki olayları saymazsak, canımız çok acıdı. Deprem olayı, sel olayı, siyasi durumlar, ekonomik sıkıntılar. Yani bunlar bizim canımızı sıkan şeyler ve senin mutluluğun bir şekilde engelleniyor. Yani mutlu olman engelleniyor. Tabii ki istiyoruz ki bütün millet olarak çok sevelim, her birbirimizi koruyalım, koruyalım. Üzülme, afetlerden uzak olalım. Her şey güzel olsun isteriz mutlu olmak için. Bir tek benim kendi mutluluğum yeterli değil. Çevrem de mutlu olursa mutlu olurum. Ben memnun değilim. Siz memnun musunuz? Herkes ruhsal çöküntü içerisinde, psikolojik. Olmak için insanın ekonomik bir güvencesi olması lazım. Diğer yandan kendilerini mutlu etmek için önce sağlık ve stresten uzak durmanın önemli olduğuna dikkat çekenler de vardı. Hayır, memnun değil. Her şey çok pahalı. Mutlu olmak için ne yaparım? Önce sağlıklı olmak isterim yani. Mutlu olmak için önce sağlıklı olmam gerek, değil mi? Mutlu olabilmem için önce sağlık.